Yusuf, şu klimalar hala düzelmedi. Adamlar uğraşıyor ama bazı odalarda çalışmıyormuş. Sen vantilatör aldır da koyalım. Tamam Haluk Bey. Haluk Bey, bu klimalar hala düzelmedi mi? İlgileniyoruz, sen merak etme. Kolay gelsin. O zaman ben önce Mustafa'nın odasını halledeyim. Gerek yok, beklesin. Kardeşine, babasına ihanet eden beklesin. Hatta sen en son onun odasına koydur. Öf, bayılacağız sıcaktan ya. Hala yapamadılar mı bunu? Gel. Of abi, çok şükür ya. Fatih, bunu getirdim. Harikasın valla. Ha, getirdin mi? Getirdim Haluk Bey. Fatih, bu arada Mustafa'nın cezasını kestim. Onu en son göndereceğim. Tabii kalırsa. Anlamadım, ne cezası? Hem sana hem babana ihanet etti, hem de sıcaklıktan şikayetçi. Yok öyle, çeksin cezasını. Sen kimsin de benim abime ceza veriyorsun? Senin haddine bunun kararını vermek. Fatih, ama sen söyleniyordun, sinirliydin. Ben de onun için... Seni ilgilendirmez. Ben kızarım, söylenirim. Babam kızar, söylenir. Sen kimsin ki benim abime laf söylüyorsun? Haddini bil. Yusuf, sen de şunu abinin yanına götür ama. Tamam Fatih. Kraldan çok kralcı olma, bozuşmayalım. Çıkabilirsin. Allah. Gel. Hay Allah, senden razı olsun Yusuf abi ya. Mustafa, az önce Fatih Haluk'u payladı, görecek. Hayırdır abi, niye ki? Haluk kendince bir havalarda. Aklı sıra sana birazcık takık falan ya. Sana laf etmeye kalktı. Fatih bunu bir susturdu. Fatih. Vallahi Haluk ne uğradığını şaşırdı. Sen kimsin, benim abim hakkında yorum yapıyorsun dedi. İyi, sağ ol Yusuf abi. Ben de bugün Kıvılcım Hanım'ın yeni iş yerine gittim. Hayat felsefemi kitap yapmaya karar verdim. Ya sen herhangi bir hayat felsefen olduğunu düşünüyor musun yine? Çıktığında okuyup anlarsın Fatih'cim. Ayrıca hepinizi imza günüme de beklerim. Fatih. Sağ ol bu arada. Ne oldu abi? Bugün şirkette Haluk'u terslemişsin, duydum. Sebep? Odama geldi, saçma sapan konuştu. Ben de haddini bildirdim. Kendine gelsin. Ne oldu ki? Baba, benim abimle aramdaki probleme yorum yapamaz. Kim o ya? Yok cezasını kestim gibi cümleler kuruyor. Dikkat etsin de ben onun ipini çekmeyeyim. Adı üstünde işte. Kardeş, karındaş. Kavga etseler de kopamazlar. Etle tırnak birbirinden ayrılmaz. Kardeş. Kardeş önemli tabii. Baba, ben çıkıyorum, diyor musun bir şey? Ezgi ile buluşacağım. Tamam oğlum, sen git. Ya da çıkmayayım, seninle kalayım istiyorsan. Yok oğlum, git sen, programını bozma. Baba, nasıl gideyim ya? Çok bitkin duruyorsun. Boşanmadan dolayı mı? Her şeyden dolayı.
Kıvılcım gitti. Yeğenlerim gitti. Ailem gitti. Hepsi darmadağın oldu. Bir anda yapayalnız kaldım. O ne demek ya öyle? Ben ne güne duruyorum burada? Toplarız, düzeliriz. İnşallah oğlum. Düzelmesi için elimden geleni yapacağım. Bilmiyorum ki. Bu kadar şey bir anda nasıl düzelir?